Hocam pozitif tam sayılarda çözümü derken çözüm sayısı mı x'iye ikilisini mi kastediyor? Evet. Çözüm sayısı. Evet, oraya yazmamışım. Çözümlerinin sayısını. Bunu yapmıştık arkadaşlar. Ne oluyordu? X artı y çarpı n eşittir x'e oluyordu. 0 eşittir x'e eksi nx eksi n'ye oluyordu. Ne eklemek gerekiyordu burada iki tarafa da? N kare eklemek gerekiyordu. Buradan n kare ne oluyordu? Söyleyin. N kare pardon. Hocam tam anlamadım ne demek istediğiniz. Nerede? Ne kare eklerken? Dersin başında yaptık ya bunu. Bu tarz bir ifadeyi. Şurada P'li bir şey vardı. P'li Q'lu bir şey vardı. Hatırladınız mı? Ha, hatırladım hocam. İki tarafı da ne kare ekleyerek ne yapmış oldum? X eksi n çarpı Y y eksine. eksi n Y yapmış eksine. oldum. Dolayısıyla burada acaba kaç tane şey yazacağım? Onu bilmiyorum. Onların sayısı da 5 olsun istiyorum. Ne kareyi kaç tane çarpanı varsa o kadar olacak arkadaşlar ya da böleni varsa. P1 üzeri alfa 1 çarpı P2 üzeri alfa 2 Pn üzeri alfa Pk üzeri alfa k olsun. Sonuçta ne karede ne olur? P1 üzeri 2 alfa 1 çarpı P2 üzeri 2 alfa 2 Pk üzeri 2 alfa k olacak. Peki bunun kaç tane böleni var? Arkadaşlar ne karenin bu kadar tane böleni var ve ben bu bölenlerin hepsini böyle buraya yazacağım. Buraya da yazacağım. Veya her birini çözüp x, y'leri bulacağım. Ama ben bunun ne olmasını istiyorum diğer yandan da. Diğer yandan da 5 olsun istiyorum. 5 olabilmesi için sadece bir tane sayı bulunmalı. Alfa 1 ne olmalı? 2 olmalı. Yani n dediğimiz sayı p diye bir asal sayının karesi olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla S'nin 5 olduğu, bu denklemin çözümünde S'nin 5 olduğu bütün sayılar bir asal sayının karesi olan sayılardır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet. Umuyorum arkadaşlar. 11. Evet, bu soruyla uğraşıyorsunuz. Hocam x ve y'yi p ve q cinsinden yazdığımızda çıkan tam sayı ikilerinin sayısı değil mi? Tabii ki. Çünkü P ve Q'ya hani herhangi asalı verdiğinde çıkacak sonuçlar sonsuz tane olacak yani. P, Q'yu değiştirdikçe sonuçlar değişecek. O yüzden P, Q cinsinden istiyoruz.
Evet, fikri olan var mı arkadaşlar? Hocam Sena, önceki sorularda yaptığımızı bunda da yapabiliriz. Bir saniye. Sena, su fikrin var mı? Sena burada mısın? Buradayım hocam. Evet, fikrin var mı Sena? Yok mu? Yok. Sükeyna, senin fikrin var mı? Benim de yok. Yok mu? Yok. Çocuklar bugün 3 tane böyle soru çözdük yani. Evet Eyüp, seni dinliyoruz. Hocam önceki gibi yine payda eşitleyelim. Payda eşitleyelim. P'ye artı QX eşittir XY olsun. Sonra bunları karşıya atalım, sıfır. Şimdi ne ekleyeceğiz Eyüp? Ne eklesek bunu çarpanlarına ayırabiliriz? Hocam bunu çarpanlarına ayırmak için kim görüyor arkadaşlar? Gören var mı? Galiba hocam. Gören PQ. Var mı? PQ, evet. Fethi sen mi söyledin? Evet hocam. O zaman PQ neye eşit olmuş olacak? X eksi P çarpı Y eksi Q olmuş olacak. Sonuçta P çarpı Q olduğu için de seçeneklerimiz çok sınırlı. Nasıl? Ne olabilir? 1'e P çarpı Q olabilir. P'ye Q olabilir. Q'ya P olabilir. P çarpı Q'ya 1 olabilir arkadaşlar. Negatifleri deneyince olmayacağını göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü X, Y'nin pozitif olması gerekiyor. İsterseniz onları deneyip görürsünüz. Buradan X P artı 1 geliyor. Y de P çarpı Q artı Q gelmiş oluyor. Buradan X 2P'ye gelmiş oluyor. Y de 2Q gelmiş oluyor. Buradan X P artı Q gelmiş oluyor. Y de P artı Q gelmiş oluyor. Son olarak buradan X eşittir P artı PQ gelmiş oluyor. Y de ne gelmiş oluyor? 1 artı Q gelmiş oluyor. Bu P ve Q cinsinden değerlerini de bulmuş olduk arkadaşlar. Peki, son sorumuz bugünkü. X bir asal sayı iken, bunu unutmayın, X herhangi bir sayı değil. X bir asal sayı iken aşağıdaki eşitliğin çözümlerini bulunuz. X eksi Y üzeri 4 eşittir 4. 3 dakika veriyorum arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, çözüme ulaşan var mı? Çözüme ulaşan, ilerleyen. Hocam, modüler aritmetik kullanarak yapabiliriz bence. Bitirmedim soruyu ama bitiremedim. Hocam peki, ben başka... de o yoldan gitmeye çalışıyorum. Peki çocuklar, mesela burada y üzeri 4 var. Y üzeri 4 bir sayının karesi. Hocam, 4 de bir sayının karesi. Hocam, hocam iki kare farkı olmuyor denedim. De ikisi de aynı işaretle olmuyor. Yani şöyle y üzeri 4 artı 4 yazsam peki? Hocam 4y kareyi ekleyip çıkarabiliriz. Evet, bu ifadeye 4y kare eklesek ve de çıkarsak, benzerlerini yaptığımız için söylüyorum. Hani bugün de yaptık benzerlerini. Şurası, şurası y kare artı 2'nin karesi eksi burası da 2y'nin parantez karesi. Ne olmuş oldu burası? Y kare eksi 2y artı 2 çarpı y kare artı 2y artı 2 oldu. Dahası şu gördüğünüz ifade de hani y eksi 1'in karesine çok benziyor. Onun sadece kaç fazlası? Bir fazlası. Ve bu gördüğünüz ifade de y artı 1'in karesinin bir fazlası. Bu bize hani böyle yazmak bize ne avantaj getirir çocuklar? Ne diyorsunuz? Bu noktada yorumlarınızı bekliyorum. Hocam. Evet. X asal sayı olduğu için bu iki ifadeden birisi 1'e eşit, birisi x'e eşit. Evet. Yani ne olmalı o zaman? Soldaki 1 olacak. Yani y 1 olacak direkt. Soldaki y1 için diyelim. 1 alırsak. Hocam zaten y1'den farklı bir durum yok ki. Peki y'yi eksi 1 alamaz mıyım? Evet. Soldaki daha küçük diye düşündüm direkt. Evet. Ya ama kare olduğu için hani sonuçta. Evet hocam. Büyük şey olmuyor, fark etmiyor. X gene ne geliyor? Gene 5 geliyor. Dolayısıyla burada iki tane çözüm çıkıyor. Çünkü yani sadece X'i sormuyor. X'i sorsa 5 deyip geçebilirsin sen mesela bu soruda. Ama hem X'i hem Y'yi soruyor. Yani çözümlerimiz ne? 5'e 1 ve 5'e eksi 1. Evet.